ve maalesef Yasin'den hala haber. Çalışmalar jandarma kontrolünde köylülerin de yardımıyla hiç ara vermeden sürdürülüyor. Açsana biraz sesini. Köyün 4-5 kilometre çapındaki ormanlık alanda, dere havzasında ve yol kenarlarında, kısaca her yerde arama faaliyetleri devam ediyor. Önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Burası herkesin birbirini tanıdığı, hatta nüfusun çoğunluğunun birbiriyle akraba olduğu küçük bir köy. Ve burada deyim yerindeyse herkes diken üstünde. Yasin'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Tıpkı tüm Türkiye'nin beklediği gibi. Biz de gün içinde yayınlarımızda bütün gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Sizce umut var mı? Bilmem. Usta. Ben de bilmiyorum. Belki yaşıyordur. Belki para için kaçırmışlardır. Biri arar, fidye ister. Olabilir, olamaz mı? Öyle bir şey olsa şimdi yararlardı herhalde. Avuç içi kadar köy. Herkes birbirini tanıyor, biliyor. Nasıl hala bir iz çıkmaz? Belki tam da o yüzden bir iz yoktur. Anlayamadım. Nasıl yani müdürüm? Öyle işte, anlatmakla olmaz. Oralar başkadır. O köy, o aile. Ne kadar masum bilemezsin. Sağ ol. Sen. Toparlanın, iş bizde. Hangi iş? Şu kayıp çocuk Yasin. Valilikle görüştüm. Biz de aramalara katılıyoruz. Hadi, hazırlanın. Oh, bu çok iyi oldu abi. Evet, evet, iyi oldu. Aileni hemen toplayalım ekibi. Hadi arkadaşlar, kolay gelsin. Sağ ol. Neredeyse hazırız binbaşım. Sağlam oldu değil mi? Sağlam komutanım. Bu iş büyüdükçe büyüyor Sermet abi. Çok abarttılar. Ne yapmak lazım? Herkesin huzuru kaçtı. Siz durun, ben bir konuşayım komutanla. Bir masa, bir kasada su getirin hemen. İskemleleri de getirin. İyice silin tozunu falan, tamam mı? Tertemiz olsun. Başlayalım. Binbaşım. Kolay gelsin de ne yapıyorsunuz anlayamadım. Senlik bir şey yok Sermet, tamam mı? Ne zaman bitecek bu aramalar? Soru mu bu şimdi? Yasin bulununca bitecek tabii ki. İyi de niye burada arıyorsunuz? Belli ki benim yeğenimi köyün dışından biri kaçırdı. 5 gündür bulunamadı, şimdi mi bulunacak? Orası öyle de seni beni aşar bu durumlar, tamam mı? Şu ara çok kafanı kaldırma sen. Zaten valilik ekip yollamış. Ekip mi? Gelenler var komutanım. Tamam git. Geldiler, hazır olun. Hoş geldiniz Rıza Müdürüm. Binbaşı Tufan. Memnun oldum komutanım. Kolay gelsin. Hepimize müdürüm. Burayı sizin için hazırladık. Candan Ceylanlı müdürümüz. Memnun oldum. Sağ olun binbaşım. Arkadaş kim? Ben Sermet. Yasin'in amcasıyım. Öyle mi? Geçmiş olsun. İyi ki geldiniz. Allah sizden razı olsun. Kaç gündür perişan olduk. Biraz bizde kal Sermet, tamam mı? Senden biraz bilgi alalım ha? Hay hay. Ama bir koşu kahveye gidip uğrayayım. Çırağı emanet edeyim, öyle geleyim müdür. Hadi çabuk ol. Hemen geliyorum. Tamam, gel hemen. Hadi yerleşelim arkadaşlar. Çayımayı buradan mı alırız? Verirlerse alırsın. Usta,
Bundan ilk kez mi polis görüyor sence? Hiç sanmam. Beklemiyorlardı herhalde. Belki de rahatları kaçtı. Dur bakalım nasıl olacak? Sanki başka derdimiz yoktu. Bir de beni yanlarında istiyorlar. Yusuf. Buyur abi. Selim'e haber ver. Emanetten kurtulsun. Köye de gelmesin. Anladın? Tamam. Sayın seyirciler, an itibariyle emniyet birimleri de jandarma ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına katılmak için köye ulaşmış durumda. Yasin'i bulmak için kolluk kuvvetleri tüm birimleriyle koordinasyon içinde çalışmayı sürdürüyor. Müdürüm, okulun kamera kaydında gördük. Kaybolduğu gün Yasin en son 15.15'te görülüyor. Sonrasında ne olduğu belli değil. Peki kayıp ihbarı ne zaman? 20.15'te aile jandarmaya başvuruyor. Sermet, kim başvurdu aileden? Ben gittim jandarmaya amirim. Neden o kadar beklediniz? 5 saat anlamadınız mı çocuğun kaybolduğunu? Yok, ben başka köye gitmiştim zaten. Neredeydin? Tarlada işlerim vardı. Oradan da yan köye geçtim. Peki, ne yapıyordun orada? Bizim bir düğünümüz vardı. Davetiye dağıtmaya gitmiştim. Akrabaları geziyordum. Evlerin içine girmeye iznimiz yok ama etraflarını arayabiliriz. Kümes, ağır, kiler, dam, bahçe. Buralara bakacağız. Özellikle yeni kazılmış toprak arayın. Bulursanız bizim kanala geçin, anons yapın. Herkes üşüşmesin. Tamamdır abi. Hadi kolay gelsin. Anlaşıldı komutanım, sağ ol. Ben diğer tarafa bakacağım. İfadelere bakarsak Yasin'i o sürede köyde görenler olmuş. Akrabalarına gitmiş, çeşme başında görülmüş ve en son saat 18 civarında bir arkadaşıyla konuşmuş. 3 şahit var. 3'ü de Aysan soyadlı. Yani sizin akrabalar. Yani kim ne dedi ben ne bileyim. En iyisi sen bizi Yasinlerin evine götür. Anasıyla babasıyla biraz konuşalım ha. Ne dersin Sermet? Ben mi? Ha. Sen. Şurada bekle bizi, birazdan geliyoruz. Tamam, peki. Komutanım, köye giriş çıkışları kapatalım diyorum. Nasıl isterseniz müdürüm. Şansımıza köy girişinde kamera sistemi varmış. O gün köye girip çıkan tüm araçları tespit edebileceğiz. Hı. Yasin araçla köy dışına çıkarılmış olabilir. Sakin olun, sakin. Sizlik bir şey yok. Bu ne ya?
bir şey bulan var mı? Bir şey yok abi. Burada da bir şey yok abi. Abi, caminin bir arka sokağındayım. Buraya bir baksanıza. İleride bir evin önünde aynı markanın jipinden var iki tane. Ben de spor araba gördüm bir tane. Evler dökülüyor, arabalar ateş ediyor. Ne iş böyle birader? Gel amca, gel. Gel. Amcamız ev sahibi. Buyurun, ne oldu? Araç senin mi? Benim, niye? Bu araç sana biraz lüks değil mi? Benim oğlan biniyor ama askerde şimdi. Peki bu çakarlar falan, ışıklar ne? Milletvekili mi senin de oğlun? Bizim kafasız özenmiş, taktırmış. Oğlun ne iş yapıyor da bu arabayı alıyor bu yaşta dayı? Ticaret. Ne ticareti? Hı? Efendim? İşi gücü ne oğlanın diyor. Bağırma la kulağımın dibinde. Affedersin abi. Hay Allah, hiç duymuyor artık kulaklarım. Ya bırak, bizi mi yiyorsun dayı ya? Duymuyorum, ayağına salağa yatıyor. Yat kalk, dua et, yaşım var. Yoksa var ya ben seni millet. Anlamadım. Ben neden? O ne biçim laf? Ayıp be. Ne oldu? Ha? Duymaya başladım. Efendim? Yok bir şeyim yok. Sen bize bir kimlik çıkar bakalım. Kimlik, kimlik. Hüviyet. Kafa kağıdı. Anladım. Heh.